Önce kendi ordularını kurup kendi subaylarını yetiştirdiler. Şimdi kendi polis teşkilatlarını kurup kendi komiserlerini, timlerini yetiştiriyorlar. Her geçen gün bağımsızlığa biraz daha yaklaşan Kuzeyırak, Erbil'deki akademide kendi polislerini eğitmeye başladı bile. Kuzeyırak'ın güvenliğini ve asayişini biz sağlıyoruz. Bölgeye tamamen hakimiz. Bölgesel Kürt yönetimi işe Kuzeyırak'ta kullanılacak özel kuvvetleri yetiştirmekle başladı. Kürt sıvatları Bağdat'ta aylar süren bir eğitimden geçirildi. Kürt sıvatlarını Amerikalılara itti. Onlara tıpkı Amerikalı meslektaşları gibi sıvat denmesinin nedeni de bu. Yoksa yerel dilde bir açılımı yok. Sıvatların ardından diğer polis birimleri için çalışmalar başladı. Erbil Polis Akademisi genişletildi, öğrenci sayısı artırıldı. Akademi bir süredir kız öğrencileri de kabul etmeye başladı. Önce sadece bir kız öğrenci başvurdu polis olmak için. Ama şimdi sayıları 25'e kadar çıktı. Bu sayı kral olup kaldı. Polis Akademisi her yıl 25 kadın öğrenci alıyor. Bu öğrenciler üniversite mezunları arasından seçiliyor ve 6 ay boyunca da eğitim görüyorlar. Eğitimlerini tamamladıktan sonra bölgenin güvenliğini sağlayacaklar. Bir anlamda Kuzeyırak'ın kadın peşmergeleri olacaklar. Kız öğrenciler sadece teorik bilgiler almıyor, silahları da ustalıkla kullanıyor. Maçta da söyledikleri gibi peşmerge, yani savaşçı oluyor. Men peşmerge Kurdistan'ım, aman ejderge meydanım, aman ejderge meydanım. Öğretmenleri onlardan çok memnun, hatta erkek öğrencilerden bile daha başarılı buluyorlar. Eğitimde fark yok. Aynı silahı kullanıyorlar. Aynı dersi görüyorlar. Bilakis bizim öğrencilerimiz daha aktif, daha başarılı. Hatta geçen yıl kız öğrenciler erkek öğrencileri geçti. Aynen derse, aynen tedrib. Polis adayları 6 aylık bir eğitimin ardından silah başı yapacak. Görev yerleri Dohuk, Erbil, Süleymaniye ve Zaho. Bir de Kerkük ve Musul'un bir kısmı. Yani bu yıl sonunda düşünülen referandum yapılmadan Kerkük güvenlik anlamında da olsa Kuzeyırak'a bağlanmış görünüyor.